Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Sabah sizlerle birlikte hemen makineye bir posta çamaşır attık. Kuruyanları hepsini hemen güzelce katladım, kaldırdım. Şimdi yavaş yavaş acıkmaya başladım. Canım böyle zeytin kavurması çekti. Nereden geldi aklıma bilmiyorum ama acayip böyle bir zeytin kavurması yapasım geldi. Böyle yeşil zeytinim vardı. Birazcık siyah zeytin de ilave edeceğim. Tavama birazcık zeytinyağı, birazcık da tereyağı koydum. Salça koyacağım. Ondan sonra kavurup zeytinlerimi içine atacağım. Aynen böyle bakalım. Bir kahvaltı hazırlığına giriştim. Bugün akşam annemlere geçeceğim. Çünkü annemin misafirleri gelecek biliyorsunuz ki. Dün birlikte pasta yapmıştık hatta. Bakalım annem ne hazırlıkları yapmış. Sizlere akşamüstü onları göstereceğim. Bayağı bir şeyler yapacağım demişti. Dün akşam sormuştum ben onun menüsünü neler yapacaksın diye. Sizlere de gidince inşallah göstereceğim bakalım. Nefret ediyorum bu sesten. Birazcık salça çıkaralım.
Evet, bakın şöyle bir kahvaltı hazırladım kendime. Ekmeklerimi de kızarttım, kahvemi de yaptım. Şimdi bir güzel karnımı doyurayım. Evet, ben şimdi annemlere geldim. Annemin şöyle yapmış olduğu hazırlıkları sizlere bir göstereyim. Böyle köfte kızartmış. Üzerine domates, biber falan tavada kavurup onu da üzerine koymuş. Daha sonra şöyle bir tencere taze fasulye yapmış. Daha sonra böyle bakla çorbası. Yani bizde bu mısırlı bakla göcesi deniliyor. Her yörede tabii ki de farklı ama böyle mısırlı baklalı bir çorba. Daha sonra burada kuru dolması var. En aşağısında da patlıcan, kuru patlıcan dolması da varmış. Daha sonracığıma şöyle kömeç yapmış. Şöyle içeri bir girelim. Bakın biz anneme buraya böyle süslemiştik. Şöyle gelen hediyeleri falan da annem hep oralara koydu. Buraya aslında ablam resim getirecekti. Unuttu herhalde. Neyse bakın şöyle annemin getirmiş olduğu hurmalar. Ay şöyle birkaç yani böyle bir süs amaçlı buraya koyduk hem zaten yenilir az sonra diye. Buraya da paketlemiş olduğumuz hediyelerimiz. Bu tarafa koyduk. Buraya da anneme gelen hediyeler. Buraya zemzemimiz gelecek. Bak sizlere demiştim dün. Şu bardakları aldım anneme. Aşırı güzeller. Çok tatlılar bir de. Burada da Fatma yenge. Annemin arkadaşı. Bakın böyle kahve pastası yapmış. O kadar lezzetli, güzel duruyor ki. Gerçekten Fatma yengenin hep geliyor böyle şeyler aklına. Ellerine, kollarına sağlık. Daha sonra burası da yemek bölümü. Yani buraya da bütün yemeklerimizi koyacağız. Herkes buradan servisini yapacak. Sonra afiyetle yiyecekler. Buraya yoğurtlu kabak yapmış annem. O burada da börekleri var. Peynirli börek galiba. Bu şekilde burası da, şurası da yemek için masa. Burayı da böyle hazırlamış annem. Şimdi geri kalan işleri halledelim.
yakın. Etlerini koymuyordum. Annem diyor ki etlerini niye koyuyorsun? Ne bileyim. Cimri gibi. Aa yok estağfurullah. Şöyle. Yağları da var. Ay kuzu değil değil mi? Bu normal et, kemikli et. Tamam. Ne bileyim, onu göremedim bir an. Bir taraftan annemle mutfakta. Mutfakta annemle iş yapması komik. Şöyle. Suyunu dökmemize gerek yok. Şöyle bakın. Ben de çıktım. Aşırı güzel duruyor vallahi. Evet, bakın pastanın son hali. Sizlere de göstereyim şey dedim. O içmiyordu galiba anne. Evet, arkadaşlar ben eve geldim. Annem de hala oturuyorlardı ben eve geldiğim zaman. Misafirler duruyordu. Ben bütün işlerimi hallettim. Güzelce servisleri yapıp, bulaşıkları yapıp kendi evime geldim. Şuraya şimdi şöyle yatak yaptım kendime. 2 dakika mutfakta bir iki bulaşığım vardı. Onları kaldırdım. Şimdi kendime bir keyif kahvesi yapacağım. Şuradan sütü vereyim. Vallahi bir keyif kahvesi içesim geldi. Bugün çünkü kahve içmedim ben. Yok sabah içtim aynen. Ama onu da hepsini içemedim. Çünkü benim ağzımda yara olduğu zaman asla kahve içemiyorum. Aynen şöyle yapalım. Kahve içemiyorum. Şimdi kahve öğüttüğü için sesim çıkmayacak diye videoyu orada bir kapattım. Bir kahvemizi yapalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Şöyle kahvemi yaptım.
Ağzımda yara olduğu zaman böyle fazla kahve içemiyorum. O yüzden sabahkini de doğru dürüst içemedim. Ama şu an nedense acayip kahve canım çekti. Şuradan aroma birazcık aroma katalım. Yani bu kadar yeterli. Şuradan bir tane. Hop. Şohermsiz de. Cappuccino'ları da ben şohermsiz içemiyorum. O köpük böyle, çünkü kahve içerken o köpük ağzıma gelince sevemiyorum. Bilmiyorum niye. Yani kahveyi çok severim, böyle sütlü kahve, ama o köpük ağzıma geldiği zaman o kahvenin tadını alamıyorum. O kahveye gelene kadar bir dünya köpük içmiş oluyorum. O yüzden böyle pipetli içmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde mumlarımı da yaktım. Mumlarım bitmiş neredeyse. Şimdi o biter, yenilerini koyarım ben oranın içine. Artık televizyonu açıp birazcık keyif yapacağım bakalım. Arkadaşlar, sizlere şimdi bir kapanış yapayım dedim. Bayağı geç oldu. Acayip uykum da geldi. Bugün bayağı da bir yoruldum. Güzeldi ama. Sizlere böyle kısaca annemin evini nasıl süslediğimizi, nasıl hani süsler yaptığımızı, daha sonra annemin misafirleri için yaptığı hazırlığın hepsini sizlere böyle çekmeye çalıştım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir bu video. Şu an daha fazla konuşacak halim yok. Ağzım gitgide daha da kötü oluyor. Akşamları her böyle bir zaman sonra kendi kendime oturup konuşmadığım için, ağzım hep kapalı olduğu için bir anda konuşmaya başlayınca ağzımın içi çok acıyor. Çok yazanlarınız olmuş burada gördüm. Arkadaşlar, ben buna ne yapsam da etsem de hiçbir şey fayda etmiyor. Benim bir kremim var sadece. Onu kullandığım zaman gerçekten fayda ediyor. Böyle birkaç gün ağrılarımı gerçekten hafifletiyor. Ondan sonra geçiriyor. Ama sizin yazdığınız her şeyi ben de çok denemiştim. Yıllardır ben bunu çeken birisiyim. Annemde de var aynısı. Annemden doğru genetik olarak bana da geçmiş. Böyle bir şeye çok stres yaptığım zaman, bir şeye çok kafama takınca ya da üzülünce ya da çok sinirlenince benim hemen böyle ağzımda gerçekten direkt bu yaralar çıkıyor. Bu dört saydığım şeyin etkisi çok. Bu ara neden olduğu derseniz, bu hafta o kadar çok böyle stresli bir hafta geçirdim ki, bu hafta, geçen hafta, yani iki hafta boyunca. Onun için hemen ağzımda böyle yaralar çıkıyor. Bunun başka bir çaresi yok maalesef. Ben buna alıştım. Tabii ki de çok acı veriyor. Çok acıyor. Konuşamıyorum bazen günlerce. Ama dediğim gibi alıştım. Kremimi sürüyorum. Kremimi sürdükten sonra gerçekten ağrım hafifliyor. O kremin ismini soracaksınız büyük bir ihtimalle. Şuraya aşağı ben kremin adını sizlere yazarım. Bu şekilde umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.